Arkadaşlar, bugün size neyle geldim? Wanna, gonna, gara, wara, shara, kada, latsa. Bunlarla geldim. Evet, bunları öğrendiğinizde hem fluency'niz, hem listening skills'ınız, yani hem konuşma akıcılığınız, hem dinleme olayınız ileri derecede gelişecektir. Çünkü insanlar I wanna, I coulda diye cümleler kurdukları zaman siz bir dakika ne oluyor? Ne dedin ki ben şimdi anlamadım? Farklı bir kelime bilmiyorum gibi düşünüyor olabilirsiniz ama aslında değil. Bunlar farklı kelimeler değil. Nedir bunlar? Çok bildiğimiz going to, want to, should have, could have'in slangleşmiş halidir. Yani sokak ağzında ses olaylarına uğrayarak şekil almış halidir. Biz nasıl Türkçe'de merhabalar, ben bugün şeker yemeye geleceğim markete şeklinde konuşmuyorsak garip bir örnek oldu, direkt o şekilde çıktı. Ben bugün şeker yemeye geleceğim tarzında böyle ağzımıza şey yapıyorsak aynı şekilde aynı mantıktır. Ama nasıl Türkçe'de bunun yeri yoksa yazıda, aynı şekilde İngilizce'de normal yazıda yeri yoktur. Evet, peki bunlar ne? Hadi bakalım. Gonna. I'm gonna go eat ice cream. I am going to go eat ice cream'dir aslında. Ama ne oluyor? Ses olayları oluyor orada. I'm gonna olmuş oluyor. I'm going to'nun aynısıdır. Gonna, going to. Budur. Wanna. I wanna sing. I want to sing'dir aslında. Ama ne oluyor? Want to, wanna olmuş oluyor. Yine aynı ses olayları. Wanna olarak söylenmiş oluyor. Nedir? Ben şarkı söylemek istiyorum. I wanna sing. I want to sing. Şarkı söylemek istiyorum. I gotta do my homework. I gotta do my homework. I got to do my homework'dur aslında. Ödevlerimi yapmam gerekiyor. Ödevlerimi yapmam lazımdır aslında. Ama ne oluyor? I got to değil de I gotta do my homework olmuş oluyor. Evet, bir diğer üçlüye geliyorum. Coulda, shoulda, woulda nedir? Should have, could have, would have'dir. Coulda ile örnek verelim mesela. Ne olabilir? You coulda got lost. You coulda got lost. You could have got lost. Kaybolabilirdin. Kaybolabilirdin. You coulda. You could have'dir. Genel olarak bu şekilde bunların mantığı. Ama dediğim gibi yazıda yeri yoktur. Bunları öğrenmek, bunlara aşina olmak sizin konuşmanızı, fluency'nizi ve listening skill'ınızı, yani dinleme becerilerinizi ileri derecede de geliştirecektir. Çünkü nedir? İnsanlar konuşma dilinde genel olarak I am going to go to the bilmem bir şey. I should have done my homework. I bir şey bir şey bu şekilde kullanmıyorlar. Ama kullansalar da en güzel. Tabii nedir? Bunlar kesinlikle yanlış değildi. Ama dediğim gibi kolaylaştıracaktır öğrenmenizi. Hani soruyorsunuz ya, nasıl öğrenebiliriz, nasıl geliştirebiliriz, ne yapmamız gerekebilirsiniz skillimiz için, konuşmamız için. Bu tür slangleri öğrenirseniz aslında direkt native speaker, yani ana dil konuşucularını çok daha kolay anlarsınız diye düşünüyorum. Evet, sorularınız olursa, söylemek istediğiniz şeyler olursa aşağıya bırakabilirsiniz. Genel olarak isteklerinizi yapmaya çalışıyorum, not alıyorum hatta unutmayın diye. O şekilde takip edebilirsiniz. Takip etmek isterseniz takip etmeyi unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Goodbye and take care.